Değerli izleyenler, Karabağ'da adım adım savaşa doğru. Ama bu nasıl bir savaş? Şöyle açıklamak istiyorum. Azerbaycan ordusunun Hadrut'ta özellikle pusuyla 4 şehit vermesi ve bunun sonucunda 3 tane Ermeni askerinin etkisiz hale getirilmesi ve daha doğrusu bundan sonraki süreçte Rus işgal gücünün, yani barış gücü diyorlar ama ben hala gerçek adını söyleyeceğim. Rus işgal gücünün ve komutanının fevri ve çok küstahça davranışları. Bunlar beraberinde şu anda bölgede bir gerginlik meydana getirdi. Azerbaycan ordusunun tavrı net. Artık Rus işgal gücü de Karabağ'da istenmeyen, evet, birlikler olarak ilan edilecek gayri resmi. Yani askerimiz eller tetikte. Artık Rus işgal gücünü gördüklerinde hiçbir zaman onların yanında tedbirsiz olmayacak ve onlara rahatsızlıklarını belli edecekler. Yavaş yavaş Azerbaycan medyasında ve Azerbaycanlı vekillerden de bu garip duruma sesler yükselmeye başlandı. Artık Rusların 40 bin diyorlar ama ben söylemiştim 50 bin civarı Ermenistan'dan bir nüfus getirecek Ruslar diye ve onlara şu söz verilmiş. Değerli izleyenlerim bakın, şu söz verilmiş, buradan duyacaksınız, Rus pasaportu, yani Rusya vatandaşı olacaksınız, güvende olacaksınız, gelin biz sizi koruruz diyormuş Muradov. Geçen Muradov'un ikna turlarında ve oradaki Ermeni sivillerle yaptıkları toplantılardan kareler düştü. Hiç utanmıyor musun Muradov? Sen orada nesin, necisin? Sen işgalli bir çetnik yandaşısın Muradov. Orayı terk et. Şimdi Azerbaycan ordusunun üstlendiği yerleri tekrar ediyoruz. Azerbaycan ordusu normal olduğu yerlere takviyeler tamamlandı. Bunun sonucunda cephane ve her türlü ihtiyaç dahilinde olan araç ve gereç, mühimmat, lojistik yollandı. Ama ve lakin Kelbecer yönündeki durumu güçlendirdik. Hava şartları çok vahim. Ama Azerbaycan ordusunun önünde hiçbir şey engel değil. Paşinyan istifa etti şeklindeki haberleri teyit ettiremedim. Kesinlik kazanmadı. Ama Rusya'nın bu durumu iple çektiği ortada. Çünkü Paşinyan'ı istifa ettirerek kendi güdümünde bir Ermenistan yönetimi kurmak ve artık Karabağ'da tamamen istediği yönde hızlı hareket etmek istiyor. Aslında Rusya'nın Karabağ'da daha da hırçınlaşmasını sağlayacak bu. Paşinyan'ın olması Ermenistan lehine olan adımlarda Rusya'yı biraz dizginliyor. Bu yüzden Ermenistan'daki kargaşa bizlere yarıyor. Ama bir taraftan da Rusya oradaki azınlığı, Ermeni nüfusunu kullanarak belli spekülasyonlar yapıyor. Nasıl mı? Laçin'den geçişlerde özellikle eli silahlı Ermeni çetliklerin geçişine izin veriyor. Daha doğrusu sıkı durun, Laçin'den geçişlerde Ruslar arabaları aramıyorlar bile. O zaman sorarlar Ruslara, sizin göreviniz ne orada? Siz Ermeni kabadayılığı mı yapıyorsunuz? Ermeni korumacılığı için mi geldiniz? Evet, onlar için geldiniz. Paşinyan'ın, Harutyunyan'ın yaptıkları son dönemdeki küstah açıklamalar ve rahatlıkları bunun göstergesi. Ruslar özellikle Rus barış gücü dedikleri bu işgal gücünün komutanlarının muhtemelen Karabağ'daki propagandaları şu şekilde. Bizler sizleri seviyoruz. Bizim tepkimiz Paşinyan'aydı. O da yakında gidecek. Biz sizin için buradayız. Sizden aldıkları yerleri bir bir alacağız, size geri vereceğiz diyorlarmış. Ben de diyorum ki hadi oradan çetnik mensupları. Değerli izleyenlerim, dost acı söyler. Ben bunları anlatırken uzun zamandır yaptığım savaş analizleri ve dünya savaşlarına olan merakım ve bunların getirdiği sonuçlar, Rusya'nın dünyada tarihten günümüze kadar hangi bölgelerde ne şekilde nasıl davranmış, bu bilgiler ışığında bunları bahsediyorum. Yani düşmanı tanıyoruz. Düşmanın özelliklerini ve sahaya girdiğinde neler yapabildiklerini görüyoruz. Şunu ifade etmek isterim ki, Kırım'dan farksızdır buradaki durum. Yani Kırım'da nasıl Rus pasaportları dağıttıysa, Karabağ'daki Ermenilere dokunulmazlık sağlamak için, bak bunları sürersen
bunları yollarsan beni yollamış olursun şeklinde bir ultimatum adımları atmaktalar. Hadrut ekseninde ve dağlık alanlardaki şu anki Ermeni çetliklerinin varlığı devam ediyor. Düşünebiliyor musunuz? Kelbecer'de bahar ayları gelmesiyle o bölgenin dağlarında da şu anda terör yoğunluğu artacaktır. Havaların ısınmasıyla Şuşa eksenindeki ormanlık alanlarda hakeza gene dediğim gibi terör olayları artacaktır. Size bir ay önce dememiş miydim? Rusya özellikle Ermenileri Paşinyan sonrası dönemde Karabağ'da iktidarsızlık ve kargaşa ve kaos çıkarmak ve tam istediği bir ortama çökmek istemekte. İşte bu vesileyle Karabağ zaferinin bir sendroma dönüşme ihtimali hepimizin canını sıkıyor. Özellikle Aliyev'in Rusların bu fevri davranışları karşısında iki çift laf etmemesi durumun vahametini de ortaya çıkarıyor. Demek ki Rusya'dan ya büyük tehdit var ya da Karabağ ilk girilirken bunlar planlanmış. Ama şunu ifade etmek istiyorum ki Hankendi şu anda Çıba'nın başı olan bir bölge. SİHA'larımız Hankendi üzerindeydi geçen gün. Bu şiddetli bir uyarıydı. Rus sözde işgal güçlerinin bu SİHA'larımızın ışıkları altında gerçekten tedirgin olup halkı ve özellikle Azerbaycan halkımızı tedirgin edecek davranışlar sergilememesi gerekiyor. Niye? Orada onların yaptıkları bu fevri davranışlar Gence'deki halkımızı üzüyor, Bakü'deki halkımızı üzüyor ve daha adını sayamadım Azerbaycan'ın çeşitli bölgelerindeki halkımızı üzüyor. Şimdi Karabağ yerleşme zamanı. Bu yerleşmeyi Ruslar bu kaotik durumla ötelettiriyorlar. Özellikle Şuşa yolunun yapımında dahi Ermenilerin terörist faaliyetlerinin olacağı ve Rusların sözde barış güçlerinin belli engeller çıkaracağı da aşikar. Ve Şuşa ile ilgili bir dipnot dün gelen bilgiler arasındaydı. Şuşa'ya giden birçok yolu bu Rus işgal gücünün tuttuğu yönünde. Şuşa'yı yedirmeyiz diyoruz ve bunu yedirmeyeceğimize dair hem Azerbaycan ordusunun hem de Türkiye'nin gerekli aktivasyonu yapacaklarına inancım tamdır. Eğer böyle yapmadığımız takdirde Rusların fevri davranışları daha da azgınlaşacak ve gerekirse belli bölgelerde Rus kıyafeti giymiş, Rus sözde barış gücü altına girmiş olan Ermeni çetlikleri belli katliamlara sebep olacaklar. Bu vesileyle Karabağ'daki güvenliğin sağlanmasında Rus sözde barış gücünün Ermenileri kışkırtıcı ve Ermenileri koruyucu üslubunu bırakması gerekiyor. Türk askerinin ne kadar farz olduğu, ne kadar gerekli olduğunu Aliyev bir kez daha anlamıştır herhalde. Tek isteğimiz Başkomutan Aliyev'in Türk askerine kesintisiz, kayıtsız, şartsız Karabağ'a giriş izni vermesidir. Ve yaptığı açıklamada da burası benim toprağımdır, Türkiye ile anlaştım, askerini sokabilir demesidir. Orada bir denge sağlandığı takdirde Rusların Ermeni aşkı az olsun dizginlenecek ve oldu bittilerin önüne geçilecektir. Evet değerli izleyenler, gelişmeleri özetlemek istedim ve akşam da gelişen ve gelişmekte olan ve sonuca varmış olayları sizlere anlatmaya devam edeceğim. Karabağ'ı en iyi anlatan ve sizleri Karabağ'daki gerçekleri en iyi şekilde size yansıtan kanaldan hepinize şimdilik hoşça kalın. Akşamleyin görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.